New Project Soru 8. Next. Finish. Hemen bir sonraki soruyu kopyalayalım. Şurada gözümüzün önünde dursun. Kullanıcıdan iki sayı alınız ve bu sayıları çarpınız. Şimdi yazalım. Kullanıcıdan iki sayı nasıl alacağız? Bir değişken tanımlamamız lazım. Sayı olduğu için integer tam sayı olsun. Integer sayı tanımlayalım. A ve B. Şimdi bu şekilde de tanımlayabilirdik. Şu şekilde de tanımlayabilirdik. Ama 10 tane tam sayımız olsaydı sürekli alt alta int yapacak halimiz yoktu. O yüzden hepsini tek bir satırda yazmak daha mantıklı. Şimdi yazalım. Diyelim ki birinci sayıyı giriniz. Çünkü kullanıcıyı bilgilendirmek lazım. Birinci sayıyı giriniz. Şimdi neyle biz bir değeri alıyorduk? Yani klavyeden bir şey girmesini bekliyorduk. Cin ile. Cin A diyelim buna. Cout ikinci sayıyı giriniz. Buna da sin B diyelim. Gördüğünüz gibi şuna çok dikkat etmek lazım. Cout out olduğu zaman oklar çıkış yönünde. In olduğu zaman oklar giriş yönünde. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Tamam, iki sayıyı aldık ve bu sayıları çarpın diyor. Çok kolay. Cout bu iki bilgilendirelim de bu iki sayının çarpımı A çarpı B. Hatta sonra bir alt satıra insin. Bir çalıştıralım. Birinci sayıyı giriniz. 5. Enter'ladım. Şimdi bu 5 sayımız artık buradaki A değişkenimize atanıyor. Yani burada A değerimiz artık programımızın ilerisinde A değeri artık 5 oldu. İkinci sayıyı giriniz. 4. Enter'ladığım anda B değerim artık 4 değerini alacak. Enter'ladım. Bu iki sayının çarpımı 20. Geldi buraya. 5 kere 4, 20 dedi. Ekrana yazdı. Şu kısmı sileyim. Şurayı kopyalayayım yine.